Cennet kıyafetleri çok güzeldir. Cennete yeşil hakim. Yani bütün uzaktan bakılı yemyeşil görünüyor. Ama birçok renk var tabii içinde. Ama ana hakim renk yeşildir. Cennet çadırları, cennet bahçeleri. Her yer. Ama cennette tabii derin sevgi olmazsa cennetin bir anlamı olmaz. Onun için Cenab-ı Allah çok köklü bir eğitim veriyor dünyada. Yani çetin bir imtihan ve köklü bir eğitim. Adamlar diyor ki yok ya, çok kolay bir eğitim olsa hemen gitsek. Hasta gidersin. Boş gidersin. Yani o zaman senin cennet çadırları o kadar ilgilendirme zannettiğin gibi olmaz. Cennet ırmaklar. Boş boş bakarsın. Yani. O aşk, Allah aşkı, değil mi? O çile, o sabır ruhu iyice güzelleştirdiği için insan çok çileti zevk alıyor. Cennetten Allah'ın tecellisini gördüğü için, Allah'ı sevdiği için. Onun için buradaki her 5 dakika, 10 dakika bile eğitim açısından çok hayatidir. Bir de Allah'ın sanatını iyi düşünme. İnsan beyni o kadar güçlü bir beyin değil. Yani dar, kapasitesi dar. Mesela hücreyi anlatıyorsun. Kofulla falan. Mesela dinlerken hayretler içinde kalıyoruz. Ama onu hafızada tutmak mümkün olmuyor. Yani insan aklı zayıf. Yoksa akıllı tutulabilse, mesela şu kuşların sırf yuvası bile, arının yaptığı kovan bile, sırf kovan yani başka bir konuya girmese bile insan, nefes kesici bir de ülfet oluyor insanda, alışkanlık. Hem ülfetle insan mücadele etmesi gerekiyor, hem de o konuları hafızasına tutması gerekiyor. Hafızada da bir konuyu tutabilir insan ve belirli bir dereceye kadar tutabiliyor. Yani 3-5-10 konuyu birden hafızada tutamıyor. O yüzden Allah'ın kadirini hakkıyla takdir etmek için dua etmek lazım. Allah'tan hem iyi bir hafıza, sanatını iyi akılda tutmak için, kadirini hakkıyla takdir etme yeteneği, sanatını güzel görme ve hayran olma yeteneği istemek lazım. Benim anladığım Hazreti İsa'da var o. Yani gelişmiş olarak var. Tabii ona bir Allah bahşi o. En mühim konu yani ahirettir. Yani dünyaya bayağı bir kafa takıyor. Dünya tamamen boş yani. Göz açıp kapayınca kadar ve çok çetin bir imtihan yeridir. Oturuyor çekler, senetler, bilmem neler, işte bizim oğlanı iktisata gönderdik, bilmem ne yaptık. Kardeşim herkesin tabutu giriyor sonunda, yapma etme yani. Ya o kadar hırs yapacağım bir konu yok. Yap ama Allah rızası şey, bir şey yapıyorsan. Bir de orta bir imanla yaşamayı kabul etmemek lazım. Mesela anadan atadan insanlar bir iman öğreniyorlar. Onlar sonuna kadar idare etme yönünde. Öyle olmaz. İman çok lezzetli ve dünyadaki en büyük nimettir. Yani iman zafiyeti zaten bir çiledir. Yani ömür boyu ızdıraptır. Kur'an'da da iman zafiyetinde veyahut tevekkülsüzlüklerdeki acılar hep anlatılıyor. Peygamberlerde bile zelle tarzında olabiliyor. Evet. İşte diyor ya Cenab-ı Allah git Firavun'a azdı diyor. Evet. Güzel söz söyle belki öğüt alır diyor. Ya Rabbi diyor kalbim sıkışıyor. Kalbimi sıkıştıran Allah. Evet. Kalbim sıkışıyor. Dilim dönüyor. Konuşmayı veren kim diyor Allah. Ben konuşturacağım seni. Evet. Yani tamam dilini şu an tutuyorum. Hakikaten konuşamıyorsun diyor. Değil mi Cenab-ı Allah? Doğru konuşuyor. Ama onu da ben yaratıyorum diyor Allah. Kalbin sıkıştığından bahsediyorsun. Onu da ben yapıyorum diyor. Sen git diyor Firavun'a. Bana bırak diyor Cenab-ı Allah. Ama diyor ya Rabbi diyor göndereceğini gönder diyor.
Ben gitmeyeyim diyor özetle. Allah hayır gideceksin diyor. O zaman gidiyor. Kardeşini de yanına veriyor. Aslında kardeş olmasa konuşur, hiçbir şey olmaz. Dili de açılır. Ama işte bak imtihan dünyası ya. O ayrı bir mertebedir. O da imtihan oluyor peygamber olduğu için. Aslında bir mertebe daha üstünde yalnız giderdi. Tek giderdi. Kabul eder giderdi. Söyler söylemez giderdi. Yani daha yüksek mertebe olmuş oluyor. Ama tabi Cenab-ı Allah onu sükrettikçe olgunlaştırıyor, eğitiyor. En sonunda mükemmel hale getiriyor. Yani son hali çok güzel, bayağı güzel. Mesela Yunus Aleyhisselam adamlar dinlemiyor diye sıkılıyor. Küsüp darılıyor. Ayrılıyor oradan. Halbuki oraya peygamber gönderilmiş zaten. Tabii ki adamlar dinleyecek. Sevabı daha çok olacak. Ama Allah çok feci bir durum meydana getiriyor. Alıp denize atıyorlar adamı. Mesela bu çok korkutucu bir şey zaten bir insan için. Arkasından balık yutuyor. Yani o iyice korkutucu. Evet. Balığın karnında karanlıklar içinde kalınca ya Rabbi senden başka kurtarıcı yok diyor. Evet. Sana sığındım diyor. Ama tabii o bir süreç yani bir anda olmamıştır. Muhtemelen baygındı. Baygın halde balık tarafından sahile bırakılıyor. Çıplak vaziyette. Evet. Oradaki otlarla kendisini örtüyor. Bayağı şiddetli bir sarsma Allah'tan. Dani Hanım hoş geldiniz. Dani çok şık olduğunun farkında. Evet, teşekkür ederim. Ben yürümesinden anlarım.